Francisco'dan herkese merhabalar. Şu anda San Francisco'nun tatlı barlarından bir tanesi Brick and Mortar'dayız. Burada olma sebebimiz de Gripin ve 27 konseri. Biliyorsunuz ki Gripin Amerika'yı epey seviyor. Her sene özellikle Amerika'da turne yapmaya çalışıyor. Geçtiğimiz sene de buradalardı. Bu sene de yine Brick and Mortar'da bir konser verecekler. Burası dünyanın en küçük backstage'i. Teknik sıkıntılardan ötürü de minimal bir prodüksiyonda çalışmak zorundayız. Ama gerçekten çok tatlı onlarımız vardı burada. Yine bu seneki konser için de epey heyecanlıyım. Gripin LA'den buraya araba kullanarak geldiği için şu anda otelde kendileri üzerinde değişiklik gelecekler. 27'de soundcheck yapıyor. Ardından Hacking Group'la da mini röportajlarımızla karşınızda olacağım. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Biraz önce geldik. Los Angeles'taydık. Ayağımızın bir tozuyla. Evet, 6.30 7 saat sonra San Francisco'da olmayı keyifli yaşıyoruz. Bu gece sahneye çıkacağız bulmuş olduğumuz üzere. Heyecanlıyız. Niye San Francisco'ya hep son dakikada geliyorsunuz? Okan'ın yüzünden. San Francisco'ya son dakikada geliyoruz. Durumlar onu gerektiriyor. Çünkü dün akşam Los Angeles'ta çaldık. Sabah kalkması... Doğum günün kutlu olsun Okan. Teşekkürler. Dün akşam benim doğum günüm. March 13. Bu akşam yine kutlarız ya. Bu akşam tabii ki kutlarız ya. Doğum günü devam var. Her gün doğuyoruz tekrar. Şimdi turne boyu Okan'ın doğum günü. Evet. Peki nasıl geçiyor turne? Nasıl geçti Boston, Philadelphia, New York? Çok zevkli geçti. Düşündüğümüzden daha iyiydi. Biraz soğuktu ama ısındık hemen. Nasıl geldi East Coast'tan sonra Kaliforniya'nın güneşli havası? Harika. Kaliforniya'nın sıcaklığı tabii ki özledik. Ama bizim açımızdan gerçekten güzel şovlardı. East Coast'ta yeni davulcumuz Sadler bizim grubumuza daha yeni katıldı. Evet, Davido'ya gerçekten. Ne oldu? Hemen açıkla. Davido kendi grubunu kurmaya karar verdi. O yüzden bizimle artık çalamayacağını söyledi. Yani bir nevi grubu bıraktı. Ama yolumuza Sertan'la devam ediyoruz. Acımız büyük. Özledik. Hala kardeşimiz. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Peki. En son galiba bir sene önce mi gördünüz? Yok, LA Aerosmith konserine geldiğinde görüştük. Evet. Ne yaptı 27? Anlat bakalım. 27 ne yaptı? 27 Türkiye'ye bir ara gidip geldi. 3 tane şarkımızı Türkiye'de kayıt yaptık. Türkiye ile ilgili projelerimiz var. Yazın sonunda Türkiye'ye gitmeyi düşünüyoruz. Nerede kayıt yaptınız Türkiye'de? Türkiye'de nerede kayıt yaptık? Gayrettepe'de Gripping grubunun başçısı Arda'nın stüdyosunda kayıtlara başladık. Şu an bir şirketle anlaşmak üzereyiz ama şu an tabii ki ortada net kesinleşmiş şok, bir şey yok. Şok şok haberler, bundan sonra haberler bu arada. Kimseye söylemeyin. Lütfen basını sızdırın. İlk defa sen duyuyorsun. Ben ilk defa ben diyorum. Bu arada korkunç bir durumdayım arkadaşlar. Kameram bozuldu. Dolayısıyla böyle minimal bir prodüksiyonla karşınızdayım. Hiç öyle. Taner sensiz hayat çok zor. Duy beni. Vegas son konser olacak. Ondan sonra muhtemelen kayıt işlerine tekrar gireceğiz. Kayıtlardan burada mı sonra... Türkiye'de mi? Biz de burada da bir şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden bu canlı kayıtları dinleyip tepkilere göre en iyi şarkılarımızı alıp stüdyoya girmeyi düşünüyoruz. Live recording yapmak istiyoruz. Yani canlı recording. Ama kaydı albümü Türkiye için hazırlıyoruz. Yani Türkiye'de çıkacak şekilde. Türkçe mi olacak, İngilizce mi?
bu soru işareti olsun bence. Daha belli, evet. Peki. Sürpriz yapalım. Peki. O zaman izninizle Sadler'a doğru ilerliyorum. Hi Sadler. Hi. How is working guys? With these guys? I'm so honored to be working with these guys. Cool people. I love Turkish food, by the way. Turkish food. Yeah. You like Turkish food or Turkish music too? Music also, but yeah. I love everything and I'm so glad to be working. If you had to choose, which one would you choose, Turkish food or Turkish music? Well, it's kind of difficult. Yeah. You can't leave without either one, no? Well, yeah, I prefer both of them. So. Okay, what do you think about Griffin? Are you love? Oh, I love their music. They're really, really good. I love their music. Good. So, welcome to the band. Oh, yeah. I'm so glad to be part of this project. You can consider me as their official videographer. Okay. Okay. Teşekkür ediyoruz gençler. Sahnede bol şans. Teşekkür ederiz. Biz de. Hiçbir şey yok. Dün neredeydiniz? Bir oldu orsaya. Dün Los Angeles'taydım. Ondan önceki gün neredeydiniz? Los Angeles'ta. Ondan önceki gün neredeydiniz? Los Angeles'taydım. Başka sorum yok Sayın Hakim. Nasıl geçti turne? Valla gayet güzel geçti. Güzel başladı, güzel devam ediyor. Bugün 5. yarın son ayağımız var. Şarkı çok güzel. Geçen sene burası çok güzeldi. Ondan sonra... San Francisco her zaman çok güzel geçiyor. Umarım seneye de böyle güzel olacak. Şehrime kıyak geçiyorsun ama kalmıyorsun. Kıyak, ne ya evet ya. Yani seneye buraya birazcık daha zaman ayıracağız. Güzel geçiyor. Güzel. Güzel. Siz de varınız. Dünyanın en son dakikacı insanları ilan ediyorum size. Konserlerine 5 dakika kalan venue'ye gelen grup. O da yalan. Doğru. Nasıl bu kadar geç kaldınız? Zaman memnunu bizim memlekete gibi hesap edip burada tabii olmuyor iş. Ondan sonra biraz geç kaldık. İşte ama yani bu sene çok da tutuyoruz. İlk defa 5. konserde biraz sıkıntı yaşadık. Onun haricinde değil mi? Peki East Coast'un soğuğundan sonra Kaliforniya'nın sıcağına ne diyorsunuz? Donuyordu. Gevşedi. New York yanmazdı. Ama sıcak soğuk hakikaten bizim büyüye biraz gevşedi. Soğukta çatladık buraya gevşedi. Böyle bir rahatlık. En son bir sene önce burada böyle aynen bulunduğumuz noktada tutulduğumuzu hatırlıyorum. Bir sene de görmedim. Montajda koyacak mısınız bunu? Hani geçen seneki bu seneki halde. Ya geçen seneki de bulursam koyacağız inşallah. Evet. Olmazsam kısmet. Nasip diyoruz. Nasip. In Turkey. Neredeyiz? San Francisco'dayız. San Francisco'dayız. Videoyu çeken kim ya? Kim o? Birsen? Sen misin ya? Birsen gelmiş ya. San Francisco'dan selamlar. Akşam buradayız. Biz çok eğleneceğiz. Griffin ne yaptı? Anlatın bana. Valla çalıştı. Çalışmak. Valla çalıştık. Bayağı bir konser yaptık. Her ne kadar olaylar sebebiyle ara vermiş olsak da. Ondan sonra yeni şarkılar üstünde biraz çalıştık. Biraz daha çalışmamız gerekiyor tabii. İngilizcelere baktık ama çok bir yere varamadık İngilizce şarkılarımızın. Sonra yine buraya geldik. Şimdi döneceğiz. Artık
adam gibi 3-4 şarkı yapıp çıkartmanın vakti geldi. Buradan gidiyor musunuz yine South by Southwest'e? Yok. Bu sene turu da kısa kestik zaten. Belediyeden arayacaklar. Fritiyasız iptal ediyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen Türkiye'de işimiz var yoksa kalırdık da artık seneye daha uzun geliriz. Peki. Peki o zaman sahneye I know.